film Karadeniz'de, Sinop, Rize'de ve İstanbul'da çekimlerimiz oldu. Görsel bir şölen var. Evet. Harika. Karakterimle ilgili söyleyebilirim. Karakterinle ilgili söyleyebilirsin. İsmail Bey haksız yere, İsmail Bey sevgili Can Selalçı'nın canlandırdığı karakter. Çok güzel bir uyumumuz vardı Can Sel'le. Haksız sebeple, düşünce özgürlüğünden dolayı hapse düşüyor. Ve ben de üç çocuğumla beraber, Beraber. biri Haluk, sevgili Haluk, çetin bir hayatta kalma mücadelesi Mücadelesi veriyorum. diyorsun. Evet. Beni cezbeden, projede en çok cezbeden konu aslında babasının iade itibarını isteyen bir avukatı canlandırıyorum ama yakın tarihimizde olan bir haksızlık var. Haksız yere hüküm giyen de sağlı sollu düşüncesi, inancı ne olursa olsun herkesin iade itibarını isteyen, temsilen isteyen bir avukatı canlandırmam güzeldi. Çünkü ben özel hayatımda da ötekileştirmeyi hiç sevmem. Yani bir grubu Adaletli davranmaktan yaz. kesinlikle, kesinlikle. O yüzden de zaten ötekileştirirsek hani bazen kendi çocuklarımızla ya da yeğenimiz, arkadaşlarımızın çocukları da okulda kimin yanında oturduğunu bilmiyoruz. O yüzden o çocuklar da bizim için o kadar önemli. Çünkü onlar yanlış yaparsa bizim çocukları da etkileyecek. Doğal olarak da Ahmet karakteri, benim canlandırdığım karakter filmde böyle bir iade itibarının peşinde ve kendisini sevgiye kapatmış Burcu Kıratlı'nın da oynadığı karakterle beraber tekrar Burcu onu hayata kazandırıyor. Evet, bizim hikaye, filmin adı tekrar söylüyorum, bugün vizyona girdi. Bu sene çok fazla komedi filmi yapıldı. Biraz böyle ağır filmler, dram filmleri, biraz böyle hikayeli olan filmler daha azdı. Aslında destek de oldu oraya, Evet. iyi de oldu Çok yani. ağır bir Böyle bir filmin hikayesi var, gelmesi. ağır draması Tekrar var. hayırlı uğurlu olsun bütün Çok ekibe, tekrar teşekkürler teşekkür ve ediyoruz. bizim hikaye oldu, benim hikayem, her birimizin ayrı hikayesi. Bence olacak herkesin hikayesi, herkes kendinden bir şeyler Aile bulur. hikayesi ve aşk hikayesi dinlemek isteyen ve bir döneme bir bakış açısıyla bak yani nereden bakıldığını merak edenler varsa gidip izleyebilir.